Peki kaldığımız yerden Profesör Doktor Serhat Güvenç'le Suriye'ye olası harekat konusunu, artık olası da değil de beklenen diyelim, gün tarih dahi verdi çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Nasılını konuştuk. Şimdi bir de suyun öbür tarafından, ABD tarafından ne tür tepkiler beklenebilir? Askeri, hani yaptırımsal diyelim, bir sözcük uydurmuş olalım, yaptırıma varabilen, yaptırımı andıran yahut tepkiler gelir mi? Siyaseten bir tepki gelir mi? Gelirse nasıl bir şey gelir? Bunu konuşalım. Şu anda Washington'ın başı fena dertte. Trump diye bir şey var. Dertleri var, çok büyük. Dolayısıyla bu tweet atabilir yani her an. Tweet atabilir yani. Atar tweet da. Saati geçti dedi Soli ama sabah. Bilemiyorum yani, ama bu tweet atacağı öncelikli konulardan biri değil. Yani işte girişte de siz ifade ettiniz. Senato çoğunluk liderinin de bulunduğu bir toplantıda, ya toplantı duvarı öncesi yapacağım. Bayağı kameralar önünde, hani işte ne diyelim, kayıkçı kavgasını andırır bir şey. Orada bir şey, dikkat etmişsinizdir, şey diyor Chuck Schumer'e, geçen sefer sizin yüzünüzden diyor kapı kepen. Bu defa tamam haklısın diyor, ben kapatacağım kepengi ama yapacağım o diyor. Şimdi Amerika'nın temel derdi bu. Tillerson'ın bir toplantıda yaptığı konuşmada da hani Trump'a dair aktardığı izlenimleri var. Taltifkar ifadeleri var. Evet. Ona cevaben de Trump'ın tweet'i var. Tweet'i var. Bir yani, kaya kadar ahmak bir adamdı bu Tillerson. İşte yani Trump hem mültefit hem eleştirel olabiliyor. 6 ay içinde insanlara yani, dair görüşü yani 180 özel derece. Kalem müdürü diyoruz ama başbakan olan, yani evet, başbakana tekabül eden o chief of staff'lığı kimse istemiyor. İkincisi de istifa etti galiba, evet, değil mi? Yani, John Kelly de. Evet, o da istifa etti. Dolayısıyla şimdi Amerika hani günü kurtarmaya çalışıyor. Odada yeterince yetişkin kalmadı. Dolayısıyla da dünyanın diğer yerleriyle ne diyelim, bütüncül ve tutarlı bir politika üretme kabiliyeti eskisine göre sınırlı. Bunu teslim etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tweet bir, her ne kadar hani biraz müstehsi ifade etsek de, tweet bir tepki gösterme aracı olabilir. Ama şunu düşünelim, varsayalım. Şimdi Amerika'nın sözünü ettiğimiz, Türkiye'nin askeri harekat yapmayı planladığını ifade ettiği bölgeye, coğrafi bölgeye ilişkin hedefleri neler? Bir tanesi orada artık ne diyelim, oturmuş olan Suriye Demokratik Güçleri namı altında oturmuş olan kontrolün pekişmesi. Oradaki Amerikan varlığının buna bağlı ikinci hedefin gerçekleşinceye kadar sağlam durması. Nedir ikinci hedef? İran'ın çevreli. Bir, İran'ın. Ama şunu hatırlatayım müsaadenizle, o sınır boyundaki Kürt nüfusa sahip yerleşim birimleri açısından en azından SDG, yani Suriye Demokratik Güçleri demek, YPG demek. YPG demek, yani tabii. Yani YPG'siz Suriye Demokratik Gücü nasıl olacak? O zaman bu Antep görüşmesi mi devreye giriyor? Yani bu da hani onun bir habercisi olarak düşünülebilir. Yani bu yoğun görüşme trafiğinin çıkardığı sonuçlardan, doğurduğu sonuçlardan biri olabilir. Asıl önemli hedef Washington için, ki bu Trump'ın etrafında başından beri kümelenen o şahinlerin en şahini tayfanın da istediği şey, yani İran'a haddinin bildirilmesi, tırnak içinde İran'ın çevrelenmesi, Suriye denkleminden dışlanması. Ben Jeffrey'nin bir basın toplantısındaki açıklamalarını okudum. Orada bir tane birisi şey diye soruyor. İran'ın nüfuzunun bitirilmesi mi Suriye'de? Hayır diyor. İran komutasındaki güçlerin Suriye'den çekilmesi diyor. Şimdi bunun bir sonraki aşaması İran'ı çevrelemek. Türkiye'nin müdahalesi bu ikinci hedefe ne kadar hizmet eder? Tahmin ediyorum Amerika için ölçü bu olacak. Yani Türkiye hem Amerika'nın bugüne kadar gözettiği aktörleri, Drin etkisini sınırlayacak, ortadan kaldıracak bir askeri hamle yapar. Bir de İran'ı çevreleme politikası konusunda Amerika'ya takoz olursa, o zaman çok sert tepki beklenmeli Amerika'dan, Washington'dan. Fakat bu ikinci amaca hizmet edecek bir politika benimser ve yürütürse Türkiye, yani
Amerika'nın İran'ı çevreleme politikasına en azından örtülü ya da dolaylı destek sağlarsa yani tepkinin bozulduğu... Yani petrol durdurduk bu arada. Yani haber vardı, görmüşsünüz. Yani ya Ekim ya Kasım ayında sıfıra düşmüş yani ithalat. Demek ki takvimden önce olmuş. Çünkü işte o belli sürelerle onu yarıya %50 azaltmanız gerekiyordu. Şimdi bu da bir gösterge aslında. Türkiye'nin Amerika'nın İran'la ilgili politikalarıyla çelişmeyeceğini buradan çıkartabiliriz. Sonuç itibariyle Amerika için öncelikli olan İran nüfuzunun kırılmasıysa, ki artmasının nedeni de Amerikan işgalidir 2003 yılı sonrası Irak'ta. Bu nüfuzun kırılmasına hizmet edecekse tepki ona göre yumuşak olacaktır. Yönetim kademesinde, yönetimden söz ediyorum. Kongrede işler Türkiye açısından pek istendiği gibi olmayabilir. Orada Türkiye lehine pek ses çıkartacak artık üye bulmak zor. Ama uzun vadede, yani orta ve uzun vadede, hani Solnisisko benzetmesinden yola çıkayım. Amerikan politikalarıyla, öncelikleriyle de bu kadar sert çelişmek Türkiye'ye bir maliyet olarak dönecektir. Bu açıktan yaptırım olmayabilir ama bir takım sevkiyatların F-35'in tesliminin geciktirilmesi, ki Kıbrıs harekatından sonra parası ödenen fantomlar o sırada Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmemişti. Bu tür şeyler yaşayabilir. Türkiye'nin askeri kapasitesini, özellikle hava kuvvetlerini sıkıntıya sokabilecek hamleler yapabilir Amerika Birleşik Devletleri. Yani izleyicinin aklına şu gelecektir. Arada da konuştuk, ben yanıtımı aldım ama tekrar sorayım. İşte belki hani o zaman S-400 alırım gibi bir seçenek var mı? Yoksa bu S-400 alırsınız ama şimdi F-16'nızı uçuramadığınız takdirde hava sahasında harekat yapacak platformunuz elinizde olmaz. Ya da giderek harekata hazır uçak sayınızda hızlı düşmeler olur. Yani bir uçaktan alınız, parçayla ötekini uçurursunuz, yaparsınız ama bu giderek azalan bir yani havuz. Operasyonel şeyiniz azalır. Uçaklarınızın 10 uçağınız varsa onun 5'ini 4'ünü uçuşa verebilirsiniz. Dolayısıyla bu bir zafiyete yol açar. Hani bu kolay giderilebilecek bir zafiyet de değildir. Çünkü hava kuvvetleri Türkiye'nin ta 47'den beri Amerikan sistemiyle devam eden bir kuvvet. Bu kuvvetin Amerika dışı uçaklarla donatılması, muharip uçaklarla donatılması mümkün ama bu zaman alacaktır ve o zaman içerisinde doğacak boşluğu da sadece S-400'lerle kapatmanız pek mümkün Peki, olmaz. Peki bu Rusya'ya itme sakıncasına işaret etmiştiniz. Bu anlamda da Rusya'ya itmek olmuyor mu o zaman? Yani Rusya'dan uçak da alırım, değiştiririm tamamen ama bu herhalde artık o zaman NATO'dan çıkmaya kadar varacak. Varacak bir şey yani, o artık nasıl yönetilebileceğine bağlı. Yani mutlaka bir Türkiye'yi sıkıştırma hamlesi bunu izleyecektir. Yani bu hani hem Amerika'nın yani işte CENTCOM'da Türkiye'nin çok fazla dostu yok, bunları biliyoruz. Ama Kongrede, sahada askeri bir müdahale, tepki, durdurma olmaz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani o tür onu, bir silahlı çatışma iki tarafın da şeylerine çıkarlar. Bir hata sonucu yani olabilir belki ama. Yani olmaması da, için elden da, gelen yapılıyor herhalde. O da olmaz diye düşünüyorum. Yani bu kadar şeyleri var. Birbirleriyle iletişimleri var. Yani birbirleriyle konuşabilir Türk ve Amerikan unsurları. Yani Münih'te ortak devriye yapıldığına göre. Evet, yani bunun mutlaka değişik kanal. Yani sahadakiler çatışsa bile bir üst kademenin mutlaka irtibatı vardır. O yoksa Ankara ve işte CENTCOM arasında ya da NATO üzerinden bir şekilde erişebilirsiniz. Bunun hani zaman alabilir ama 30 dakika içinde böyle bir şeye müdahale edilebilir. Eğer ortada çatışma iradesi yok ise böyle bir kazara çatışma riski yani düşüktür. Olduğu takdirde de kısa sürede kontrol altına alınır. Bunun mekanizmaları var. Uzun vadede de bu denli büyük bir yani ta o zaman işte Irak sınırındaki Haseke'den düz devam edip işte Kobani, Elbap üzerinden Afrin'e uzanan, oradan aşağıya İdlib'e kadar uzanan böyle bir alanı da Şam'la Türkiye arasında kalıcı bir sorun olacağı da aşikar. Ama yani şöyle de düşünelim. Şimdi eğer ülkeler yani çıkarlarını böyle matematik hesapları gibi tanımlıyorlarsa, matematik hesaplarının kesinliğinde o bölgeyi yani eğer Amerika'nın birinci tercih olan SDG kontrol edemiyorsa Suriye rejiminin mi, Suriye rejimiyle beraber İran'ın mı,
Rusya'nın mı yoksa Türkiye'nin mi denetlemesini tercih edersiniz? Amerika açısından seçenekler bunlar. Ankara da bunu hatırlatıyor. Peki bir de şunu bugün bana sorulan bir benimle de bir söyleşi yapıldıydı. Orada sorulanı size sorayım ben de. Buraları kontrol etmek Türkiye'nin masada, hani Erdoğan bunu söylüyor zaten. Sahada güçlü olan masaya da güçlü otur. Böyle bir sonuç. Yani ben daha büyük alanı kontrol ediyorum. Öyleyse daha güçlü oturuyorum. Masaya gibi mi oturacak? Öyle. Tabii yani o şeyde zaten hani son aşaması olduğu söyleniyor değil mi? Bir şey anayasa şeyi kurulacaktı, komitesi kurulacaktı yıl sonuna kadar. Galiba artık o yıl sonuna kadar ifadesi kullanılmıyor. En kısa sürede deniliyor. Yıl sonuna kadar diye Jeffrey de vurguladı onu. Yani BM çünkü o konuda bir taahhüt altına girdi. Malum işte şey Stefan de Mistura'nın ayrılırken son şeysiydi. Yeni gelen işte. Bir de tabii şey var diyor. Bakın şimdi bu ben Antep'te olduğunu okudum. Siz Ankara'da olduğunu söylüyorsunuz. O top Jeffrey ile yapılan toplantı. Şimdi Kürtlerin bu şeyde süreçte mutlaka yer alması gerektiği konusunda bir şey yok. Tartışma yok. Yani onu herkes kabul ediyor. Oraya da NKS otursun. Evet. Mesela. Hangi Kürtler oturacak şeyi meselesi de o anlamda çözülmüş oluyor bakarsanız. Türkiye açısından söylüyorum. Peki o zaman Irak'a doğru devam edelim. Madem doğal akışı içinde, yani Kaşıkçı cinayetinden falan bahsetmeden önce, o zaman bunun arkasından bütün söylenilenler yapılıyorsa Sincar'a ve Kandil'e de bir müdahale gelecek o zaman. Yani bir vadede eğer şeyde ne diyelim o işte şu an Sayın Cumhurbaşkanı'nın telaffuz ettiği operasyonun yöneleceği bölgelerde sonuçlar istenen hedefler elde edilirse bir sonraki aşamanın orası olmasını beklememiz lazım. Yani o zaman çünkü, yani Irak Kürdistan bölgesinde söylenen olursa şu anda varsayılan Neçirvan Barzani'nin başkan olduğu bir Irak Kürdistan bölgesinde daha hani ama tabii orada şu var, yani Irak şeye kadar, yani Irak sınırına kadar temizlenecek ifadesinin illa Türk ordusu tarafından temizleneceği anlamında okunmaması da gerekiyor olabilir. Yani o bölgedeki yerel unsurların hiçbirini, yani Suriye ordusu gibi bu defa Kürtlerden oluşan ama YPG dışında kalman Kürtlerden oluşan, hatta belki KDP'nin destek de vereceği biçimde yeni bir milis gücünün oluşu. Ve yani Sincar ve Kandil'deki PKK varlığını sona erdirecek bir, yani Türk ordusunun ne diyelim ağırlığını, yani ağırlığını oluşturan bir kuvvetle değil de destek verdiği bir şeyle, hamleyle belki bunlar da yapılabilir diye düşünülüyordur. Peki hani halk ama Kandil yani yıllardır konuşulan bir şey. Bu askeri uzmanlar kendi orada aralarında tartıştıkları. Orada bir kere topografya devreye giriyor. İşte yani İran sınırından ancak yaklaşılabilen bir yer. Dolayısıyla oraya harekatın zorlukları. Hayır, bir de yani sahanın çetin koşulları, yani 4000 metreden aşağı olmayan dağlar silsilesinden bahsetmek başka bir şey. Yoksa hani Kobani'den Kaseke'ye kadar olan dümdüz araziden, arada bir tek işte bir nehir ve demir yolunun olduğu bir araziden bahsetmek başka bir şey. Siz daha iyi biliyorsunuz yani, askeri harekatını. Yok, ben de hani uzmanlarını izlediğimde yani genel olarak ortaya çıkan sonuç şu. Yani öyle Türkiye'den Kandil'e bir karadan bir operasyon yapmak çok kolay bir şey değil. İşte İran sınırından daha kolay oraya erişilebileceği söyleniyor. İran'ın mutabakatının gerekeceği söyleniyor. Yani o aşaması biraz daha diplomasiyi ve siyaseti ön plana çıkartmayı gerektiriyor gibi geliyor bana, eğer o aşama gelecekse. Evet, bir de bunun tabii maliyeti var bütün bu yapılacak olan. Yani şu yokluk, ekonomik daralma ve daha bu kötünün başındayız, daha da kötüleşecek diyor bütün ekonomistler. Şu ortamda bu maceralara girişmek, bu hamleleri yapmanın maliyeti nerelerden çıkacak? Bir de onu izlemek gerekecek şimdi herhalde. Yani bir başka kanala konuştum söyleme sahip sizden önce. Orada şu yorumu yaptım tam da bununla ilgili. Anlaşılan o ki yani siyasi getirisi ekonomik maliyetine göre daha fazla olacak. Tercih edilebilir düzeyde olacak diye düşünüyor Ankara'da ki hani bu zamanlama olarak böyle bir harekat için bu dönem tercih edildi. Bu herhalde 31 Mart yerel seçimlerinde de aynı zamanda olumlu yansıması olacağı düşünülerek yapılıyor yani. Yani ona bağlamak herhalde çok yanlış olmaz. Bu Irak'taki hükümet krizi, Irak
sizle de konuştuk hatırlarsanız, bir iyimser bakış var. O da şu, işte Irak'ta seçim yapıldı. Bu defa daha seküler, yani insanlar artık kimliklerine göre değil de artık yeter kardeşim, yani petrol denizinin üstünde oturuyoruz. Elektriğimiz yok, suyumuz yok, hastanemiz, okulumuz doğru dürüst yok, yolumuz yok. İşte IŞİD'den de kurtulduk diye bir şey vardı. Bir diğer düşünce okulu da hani bu defa böyle ve teknokratlar kabinesi, evet, kuruluyor. İşte artık bu hamleler yapılacak. Diğerleri de diyordu ki 2003'ten bu yana hangi sorun çözüldü? Hiçbir sorun, daha da kemikleşti, derinleşti. Bir de şimdi üstüne üstlük Sünnilerin yerleşim birimleri IŞİD'le mücadele sırasında yerle bir oldu. Bundan sonra hiç dikiş tutmaz Irak deniyordu ve bunun arka planında da işte Kasım Süleyman ile Brett McGurk'ün bir ucundan tutup çekiştirmeleri var. Zaten işte geldi, İçişleri Bakanı'nda tıkandı. Yoksa işte gayet alımlı diyelim Elektrik Bakanı, alımlı Petrol Bakanı, bunlar konulabildi. Maliye Bakanı'na işte Cumhurbaşkanı adayı olmuş Kürt saygın Doktor Fuat geldi filan. Cumhurbaşkanı Berham oldu ama bir yerlerde iş tıkandı. Nasıl görüyorsunuz vaziyeti? Şimdi ben sizin kadar yakından takip etmiyorum konuyu ve bölgeyi. Dolayısıyla hani sözünüzün üzerine fazla söyleyecek bir şeyim yok ama belki şu İçişleri Bakanı meselesi üzerinden gidelim. Gitmekte fayda var. Onun İçişleri da ucu Bakanı, çünkü İran, ABD, İran siyasetine işte çıkıyor. İçişleri ve Savunma Bakanı konusunda. Evet, değil mi? Yani İçişleri Bakanı kritik de. Bu iki pozisyonun teknokratlık kaldırmadığını öyle bir siyasi ortamda gösteriyor aslında. Hı-hı. Çünkü o iki pozisyona kimin geleceği siyasi dengeleri önemli, hı-hı, ölçüde etkileyecek bir gelişme olacak. İşin burada kitlenmesi o anlamda önemli ama bana daha ilginç gelen, uzaktan izleyen biri olarak, bu hani biz mezhep gerilimi, mezhep ekseninde çatışmayı ya da rekabeti anlamlandırmaya çalışıyorduk ama şimdi Şiiler arası rekabet çok şiddetlenmiş gözüküyor Irak'ta. Yani evet. Irak'ın geleceği konusunda farklı tahayyüller, Şiiler arasındaki farklı tahayyüller çarpışıyor. Hani ben mesela böyle bir gelişmeyi beklemiyordum. Dediğim gibi çok yakın, hı-hı, takip etmiyorum. Öngörü çok iddialı bir ifade olur ama bu bana şaşırtıcı geldi Irak bağlamında. Bir de tabii şu şey var. Bölgesel Kürt yönetimi üzerinden işte Türkiye'ye tekrar petrol sevkiyatının, evet, başlamış olması. Bu yani da, o kesilmemişti de tüm Kerkük sahalarını kapsayacak şekilde. Yani hani referandum, evet, öncesi, evet, evet, duruma diyelim dönülmesi. O i̇şte, var. Bir taraftan da KYB'nin PKK bağlantılı siyasi parti ofislerine yönelik baskısı var Süleymaniye'de. Evet, yani evet, perde arkasında bir sahne düzenlemesi yapıldığı izlenimi de veriyor bunlar. Veriyor. Bir de şimdi KYB'nin Türkiye ile biraz olsun ilişkileri düzeltmesi lazım. Evet. Özellikle bu iki MİT mensubunun iddia, evet, o. Yani evet, mensubunun PKK'nın eline geçtiği, PKK, hmm, tarafından ne diyelim kaçırıldığı, hı hı, KYB bölgesinde iddiaları var. Dolayısıyla hani özellikle referandum sonrası ortaya çıkan yeni tabloda başlamadı Süleymaniye. Başlamadı. Dolayısıyla hani onların sonuçlarıyla da karşılaşıyorlar. Hı. Bu anlamda hani bu hamlelerde genel tabloya baktığımızda bunlarla çok uyumsuz şeyler gibi durmuyor bana. Hı. Ama tabii bütün bu konuşmalar hani, hı, sosyal taban denildiği zaman buralarda da, yani Irak Kürdistan'ında da işte 5 milyonu aşkın nüfus var. Bütün bu işte Fırat'ın doğusuna yapılacak askeri harekatın falan hiç destek bulmayacağını söylemek için de kahin olmaya ya da bölgeyi tanımaya gerek yok herhalde. Bir de belki şunu eklemek lazım, hani bu işte Irak'ın imarı için bu hani şeyciler, bağışçılar toplantısı, evet, 30 milyar dolar taahhüt evet, edilmiş galiba. Beklenti 90 milyar, hı-hı, dolar olacağı yönündeymiş. Suriye için 500 milyar dolar gibi bir para miktar telaffuz ediliyor. Suriye'nin Irak'ta tekrar taahhüt edenlerden biri bizdik biliyorsunuz. Evet, yani bu taahhütlerin ne kadarı hayata geçiyor o tartışmalı ama yani bir yandan da baktığınızda hakikaten çabuk halledilmesi gereken ve biraz da teknokratik bir yaklaşım gerektiren, hı-hı, bir şey var, manzara var Irak'ta. Evet. Ama işte siyasi meseleleri de teknokratlıkla... Ama yani şu Irak'la Suriye'de şu fark, yani Irak ne kadar perişan olursa olsun üstünde oturduğu petrol zenginliği, şu 50 dolar üstü 50-60 dolar
ya da 50 dolar civarı, onu da aştırtmamaya çalışıyor Trump malum ve yaptırdı onu. Evet. Onu da konuşacağız zaten. Bu paralar Irak'a haydi haydi yeter yani. Yeter. Suriye'den farkı bu. Ama Suriye'den diğer, yani ortada bir devlet, bir hükümet olması lazım. O yok. O da hani Irak'ın bölünmelerine bir de Şiiler arası bölünme eklendi bu arada yani. Şiiler arası bölünme aslında tabii siyasi bölünme var ama havza var tabii orada. Necef yani Sistani, onun da tabii artık çok yaşı çok ileri. Sağlık durumu da iyi değil. Onun arkasından kim gelecek o da belli değil ama bu bir birleştirici unsur yine de. Fakat İransız bu Şii hamurunun karılması da mümkün değil Irak'ta, yani o çok açık. O karıldı takdirde İran nüfusu yani zayıflayacak. Düşünün ki Kays el-Kazali Asayb el-Hak işte milisinin başındaydı. Muktada Sadr'dan ayrılıp onu kurdu. ABD bunun peşinde koştu. Operasyon üzerine yakalandı. Şimdiki hükümete bakan olarak girdi. Ve Wall Street Journal'a verdiği söyleşide Isabel Coles'a şey diyor, yani diyor ben elimde silah varken diyor bu denli kovuşturma, şimdi diyor bakan oldum daha büyük yaptırım uygulanıyor. İşte ABD'ye giriş yasağı, yaptırım, bu diyor çok yani yadırgatıyor beni falan diye o lafları da söylüyor. Yani nereden nereye, yani ABD ne arzu etti ne çıktı ortaya, bunun bir de Suriye'si var, orada da ne arzu etti ne çıktı diye belki bundan 5 sene sonra konuşuluyor olabilir. Evet, yani işte. Ya onu kestirmek çok hızlı değişiyor. Bu Kaşıkçı meselesi gündemden kaldırmak için epey uğraşıyor Muhammed Bin Salman. Arjantin bir fırsat olacak gibiydi. Şimdi bu defa bu Trump'ın damadı Jared Kushner. Damadı Şehriyari ama aynı zamanda Orta Doğu portfolyosuna bakıyor gibiydi. Şimdi o da pek yok filan deniyor. Öyle bir şey yoktu zaten deniyor ama Muhammed Bin Salman cinayetinden yalnızca önce değil sonra da aralarındaki temasların sürdüğü ve Jared Kushner'in Muhammed Bin Salman'a bunu geçiştirmek konusunda yardımcı olduğu ortaya çıktı. Tabii bekleneceği üzere başta Washington Post Kaşıkçı'nın rahmetlerinin çalıştığı kıyamet kopardı. İş ucu sucak suçtur dedi yani hadi ABD çıkarlarını öne çıkarmak yerine Suudi Arabistan'ın. Bir de yeniden bu Muhammed Bin Salman'ın geleceğini tartışmaya açtı bu durum. Hani bunun ömrü olur mu, olmaz mı? İşte aile içinde bunun halline siyaseten yönelik bir takım hareketlenmeler olduğu söylendi. Orada da bir anlamda Erdoğan kazanıyor gibi mi sizce Muhammed Bin Salman'ın geleceği? Ama Trump da duruyor arkasında. Şimdi Trump çok böyle nedir, ne demek lazım? Kemiksiz biçimde Amerikan çıkarları olarak tanımladığı şeyleri öne sürerek Muhammed Bin Salman'ın işlemiş olabileceği bütün suçları veya bundan sonra işleyebileceği bütün suçları daha nedir, göz yumacağını peşin ifade etmiş olduk. Dolayısıyla Trump'ın böyle bir tercihi var. Bir de tabii bu onun için bir siyasi itibar meselesi. Yani artık tercih ettiği bir aktörü iktidarda tutması lazım. Çok da işine yarıyor işte silah şeyi nedir, siparişleri. Gerçi petrol kongre, fiyatını düşük tutuyor. Asıl önemlisi petrol fiyatını değil mi? 50 dolar, 52 dolar civarında tutuyor. Onun için o anlamda yani tasarladığı Amerika ve dünya için çok önemli bir aktör. Silah anlaşmasını da imzalattı yani. İmzalattı havada kalan ama, kısmını da imzalattı. Evet işte kongrede şey nedir, bir sıkışıklık yaşanacağı yani onun ön işaretleri var. Yemen'de öyle bir şey şimdi oldu. Şimdi G20 zirvesini hatırlayalım. Geçen haftaydı değil mi? Yani şimdi orada ortaya çıkan tablo hani böyle Muhammed Bin Salman'ın siyasi geleceğinin pek de parlak olmadığı gibi durmuyordu. Dışarıda yani. Öyleydi. İçeride de başka türlüydü ama. İşte Putin'in hani beşlik çak falan, i̇şte, koç falan demesi, işte Trump, Macron'un sohbeti. Macron beni dinlemiyorsun demesi. Şimdi bu hani böyle bir sosyalleşme ortamında yani ne diyelim denkleriyle birlikte gibi duran ve hani siyaseten birkaç, en azından birkaç yıl daha ortalarda olacağını düşünebileceğimiz bir isim. Bu anlamda Türkiye
Mahkum etti aslında Suudi Arabistan hükümetini, Muhammed Bin Salman'ı uluslararası kamuoyu şeyinde önünde, nezdinde evet, doğru ifade bulamadım onu. Ama bunun pratik anlamda Türkiye'nin istediği sonuçları doğurmadığını da görüyoruz. Yani ne istiyor? Yani Muhammed Bin Salman'ın şeyden tahdit nedir? Veliahtlığını, yani Suudi Arabistan'daki iktidarının bitmesini istiyor Türkiye. Maalesef bu olmadı, olmuyor da. Ben şunu da gözlemliyorum. Henüz uluslararası ana akım medyada bu tür haberlere çok rastlamıyoruz ama özellikle İsrail mahreçli bir takım İsrail gazetelerinde yavaş yavaş Türkiye'nin işte MIT'in insan kaçırdığı, sorguladığı, işkence yaptığına dair haberler sağda solda yer almaya başladı. Önümüzdeki günlerde bunlara daha fazla sık rastlayabiliriz. Çünkü belli ki bu Kaşıkçı üzerinden Türkiye'nin elde ettiği o şeyin, ahlaki itibarın erozyona uğratılması için de yani şeyin nedir, Trump yönetiminin ve İsrail'in bu konuda çalışabileceğini düşünebiliriz. Yani geçmişe aslında baktığımızda. Orada Başbakan Netanyahu'nun da başı dertte. Ayrılan polis müdürü tam gider ayak işte mahkemeye çıkartılması lazım başbakanın dedi. Netanyahu'nun da geçen gün, dün sanırım bir açıklaması vardı. Aramız düzeliyor Erdoğan'la, bana daha az Hitler benzetmesi yapıyor eskisine oranla dedi. Yani evet, ama öte yandan da yani dediğim gibi bu şeyler, evet, bu tür haberler geçmişe oranla daha sıkça çıkmaya başladı. Orada İsrail tamam yani söylüyorsun, siz de söylemiştiniz. Yani görünmez ortak gibi bu yeni bir eksen, hani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, iki veliaht prens işte, MBZ ile MBS. Bir tarafta İsrail var, bir de Mısır'la Ürdün. Ürdün yani... Ürdün nerede? Tam belki ona bir soru işareti. Ama Mısır burada kesin. Çünkü Mısır'ın sponsoru da Suudi Arabistan. Bunun karşısında Katar, Türkiye. Bunu Fehim Taştekin de BBC'ye yazdı. Böyle bir yeni, hani biz alışık değiliz pek böyle Türkiye'yi, hani Orta Doğu'da eksenin parçası falan, ama bu çekişmiyor mu bir anlamda abi? Hani Suriye'de İran'a karşı. Evet. Bu tarafta İran içinde olduğu takımda gibi. Yani bir çelişkili durum olmuyor mu sizce? İlk bakışta öyle. Anımsarsanız yani Arap Baharı diye ilk başta tanımladığımız süreç giderek bir ne diyelim, Arap kışına evrildikçe ve bu IŞİD ortaya çıkıp işte ortalığı kasıp kavurmaya başlayınca şey yorumları yapılmıştı, özellikle Batı medyasında. Orta Doğu'nun 30 yıl savaşları diye anımsarsanız. Şimdi bu tabloda, bu karmaşık tabloda bana Bismarck Avrupa'sını çağrıştırıyor. Yani Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye. O zaman da yani işte Avusturya, Macaristan'a, Rusya'ya karşı... Kim Bismarck burada? İşte onu bilmiyorum ama Orta yani... Orta Doğu'nun Bismarck'ı... Henüz bilmiyoruz. Öyle bir güçlü figür yok. Yani belki Putin'i koymak lazım bir noktada yani şeyi, ama henüz o kadar direkt etkisi yok. Yani böyle ittifaklar, hiç umulmadık şeyler, partnerler... Değişken geometri diye bir laf var. Değişken yani konu bazında aslında ittifaklar kurulduğunu görüyoruz. Stratejik ortaklıkta tam bu aslında. Belli alanlarda çıkarlarınız örtüşmeyebilir ama örtüşen alanlarda siz o alanlara münhasıran alakart şey ittifaklar geliştirebilirsiniz. Çıkan tablo bu, ama bu geçici, yani bu bir geçiş dönemi. Bir noktada bu ittifaklar şey olacaktır, katılaşacaktır, birer kutup haline gelecektir. Şu an aralarında geçişkenlikler var, bazen çapraz kesiyorlar. Böyle bir evredeyiz, böyle okumak lazım. Ama benim tahminim yani... Yani affedersiniz araya gireyim. İlginç buyurun. Olan Putin'in de Muhammed Bin Salman'la arası gayet iyi. Yani orada da o gene bir... Yani Rusya açısından da bir çelişki var. Şimdi işte burada bizi sıkıntıya sokan şey şu. Ben bir uluslararası ilişkiler akademisyen olarak düşüneyim. Şimdi uluslararası siyasetin özneleri, failleri bireyler mi? Yani ülkeleri yönetenler mi? Ülkeler mi? Ya da uluslararası sistem mi bu çıktıları veriyor bize? Bu konuda bir karar vermemiz lazım. Ne derece belirleyici bu?
Yani öyle bir evresinde miyiz dünyanın? İşte Trump diyoruz, Merkel diyoruz, Macron diyoruz, Erdoğan diyoruz. Hani böyle liderler üzerinden anlamlandırabilecek bir yerde miyiz? Yoksa bir adım geri çekilip baktığımızda böyle geleneksel güçler dengesi, işte güçler hiyerarşisi üzerinden mi anlamlandırmamız gerekiyor? Ondan ben çok emin değilim. Hani kitapta yazan şeyler her şeyi anlamlandırmamıza yetmiyor bu anlamda sorarsanız. Ama ittifak kurma davranışı bakımından hani bizim okuduğumuz ana akım kuramlarda yazmayan hiçbir şey yaşanmıyor. Yani garip ortaklıklar ortaya çıkıyor. Bunlar kısa sürüyor. Unutmayın yani hatırlayalım yani kusura bakmayın. Yani Irak Başbakanı'na Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediklerini hatırlayalım. Değil mi 2017'de referandum sonrasında Irak ve Türk kuvvetleri ortak tatbikat yaptılar sınırda falan. Hani çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir dünyadayız. Bu bir geçiş dönemi. İşte Macron dediniz ya siz hani süre istiyor. Kimsenin öyle bir süresi yok. Herkes çok kısa sürede çabuk ve en doğru olduğunu düşündüğü tepkiyi vermek zorunda. Bir şey söyleyeyim ama yani benim okumam o ki bütün bu ittifaklar arasında kalıcı olmaya aday olan Türkiye Katar. Yani bu çünkü birbirlerine verip alacakları var somut olarak. Evet yani ve işbirliğinden ikisi de somut olarak yararlandılar. Yani Türkiye bir koruma kalkanı sağlıyor. Sağladı tabii. Katar da mali kaynak sağlıyor. Evet yani bu işbirliği görünür gelecekte sürecektir gibime geliyor. Sizin sevdiğiniz konular yani bu hem Bismarck plan deyince tabii o da akla geliyor. Bir Bahriye bağlantı bu Kırım. Kırım'da Rusya-Ukrayna gerilimi. Yine işte gazetelerimizde canhıraş manşetler. Yani ABD oraya savaş gemisi geçirecek, Karadeniz'e şey yapacak falan. Sizle de bunu konuştuk. Bir kere kimileri şey diyor malum ya bu Azov Denizi zaten 7 metre bunun derinliği. Buraya gemi falan girmez. Yani oraya girecek bir gemi falan gireceği yok oraya deniyor firkateyn falan. Bir de bu boğazlardan geçiş onu da siz hatırlattınız. Hani zaten haber vermek yetiyor öyle değil mi? Evet. Yani işin şeyi bu mu? Yani ABD haber veriyor ben savaş gemisi geçiriyorum Karadeniz'e diye. Evet. Ancak orada kalamıyor yani öyle değil mi Karadeniz'de? 8 gün önceden bildirimde bulunması gerekiyor. Karadeniz'e bu defa sahip farklı olan nedir? Yani biz bilmiyorduk da şimdi bizim bilmemiz mi istendi? Aynen öyle bu sefer yani Amerikan gemileri vızır vızır geçiyorlar. Meraklısı takip ediyordu. Meraklısı bunu. Bizim kulağını çınlatalım. Yörük takip ediyor bizim ekipte. Cem devrim takip ediyor. Evet. Yani ben işte karınca kaderince takip ediyorum. Yani Amerikan gemileri bizlerin haberi olmuyordu. Şimdi oldu. Haberdar olmamız istendi yani öyle mi? Bu bir niyet beyan. Yani bu şeyi bu haberi yayarak CNN üzerinden paylaşarak aslında bir siyasi de deklarasyon yapmış oluyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani hem bize hem Rusya'ya mı bize mi? Yok Rusya'ya ve kendi kamuoyuna ve müttefiklerine yani ben gemi gönderiyorum hani biliniz bu bir tepki gösterme şekli. Nispeten düşük düzeyli bir tepki gösterme ama sadece bir deklarasyon yapmaktan da daha kuvvetli. Yani gemiyi gönderiyorsunuz oraya. Amerikan gemileri düzenli olarak Karadeniz'e çıkıyor. 21 gün kalıyor. 21 günün bitiminde geri ama 21 gün kalıyorlar. Erken dönen çok nadirdir. NATO Türkiye'de katıldı bu NATO. Deniz komutanı Amerikalı amiral adını unuttum. Onun ifadesi şu. Geçtiğimiz yıl 180 gün NATO gemileri varlık göstermiş Karadeniz'de. Bunların da büyük bir kısmı Amerikan gemileri aslında yarısı en azından. Yani 90 gün bulunduklarını varsaysanız yılın dörtte birinde Amerikan gemileri Karadeniz'de bulunuyor. Bu rutin bir faaliyet bu anlamda rutin dışı bir önem kazanmış oluyor. Yani bunun kamu diplomasisi kısmı rutin dışı. Evet kamu diplomasi yoksa yoksa sahadaki güç dengesini değiştirecek eyvah yani Moskova'da kaşlar yok, kalktı ABD zaten buraya geldi. İspanya'da işte Rota'da var Amerikan muhripleri üstleniyorlar. Onlar bu NATO'nun balistik hava savunma sisteminin bir parçası olarak zaten rutin olarak Karadeniz'e çıkıyorlar. Yani muhtemelen bu gidecek gemi de bunlardan bir tanesidir. Yani pek Ukrayna Rusya arasında savaş çıkması da kimsenin fazla hani hadi savaşın Ukrayna'ya yani bir ABD ya da Avrupa tarafından bir destek böyle yok. Yok ama hiçbir şey yapmasanız da o durumu çünkü kabul Rusya etmiş bir hamle olursunuz. Yaptı sert bir hamle yani o gemilere el koyup Gemilere el koyup aslında yani burası benim dedi. Dolayısıyla da bu hani iç denizde
Ukrayna'nın Rusya'nın onayı olmadan bir faaliyette bulunamayacağını da göstermiş oldu. Yani o konuda da hakikaten hukuki şeyini bir yana bırakıyorum. Siyasi ve askeri olarak Amerika'nın yapabileceği çok da fazla bir şey yok. Yani kapalı bir deniz, çok sığ. Yani oraya denizaltı sokamazsınız, büyük gemi sokamazsınız. Ve Rusya bu arada bir S-400 şeyi, bataryası daha, taburu daha konuşlandırdı oraya. Evet, o kadar küçük yere bu kadar batarya ne gerek var diye de biraz... Evet, yani biraz hani ama işte şey, evet, dolayısıyla orayı ne diyelim, men girişi, yani men etme stratejisi uyguluyor ve hani oradan bir çatışma çıkmaz ama Amerika... bir şey yapıyor. Bir beyanda bulunuyor. Ben bu işten hoşnut değilim. Belki biraz şunu andırıyor. Şöyle bağlayayım. Çok birebir benzemese de. Bu Yunanlıların Ege'de iddia ettikleri bir 10 millik hava sahası var ya, 6 milli. Yani o 4 millik farka Türk Hava Kuvvetleri rutin olarak çıkar. Bu bir hukuki ve siyasi bir beyandır. Ben bunu tanımıyorum diye. Bu da Amerikalıların hani ben bu hareketi onaylamıyorum beyanıdır diye okunabilir. Evet, tam da ondan bahsederken o zaman hani ısınan sular, işte bu malum iki terim, işte Rusya sıcak denizlere mi iniyor, bir de Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Hep bu her dakika kullanılan terimler, işte sular ısınıyor. Efendim İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi dediğimiz bizim dünyada Kıbrıs Cumhuriyeti diye biz tanımıyoruz tabii. Ve Avrupa Birliği üyesi olan, işte onun bir stratejik hata olduğunu burada kaç kere konuştuk. Ve Yunanistan bir anlaşma yaptı. Yine ortalık birbirine girdi. Haddini bildiririz falan diye açıklamalar geldi Türkiye'den. Fakat Tsipras Moskova'ya, ki o da işte iki Rus diplomatın sınır dışı edilmesinden sonra araları düzeltme turu. Orada da ben Türk akımının işte destekleyeceğim Avrupa Birliği nezdinde dedi. Bir de hani sular ısınıyordu, ne oldu filan. Bunu nasıl yorumlayalım? Isınmıyor mu peki sular Doğu Akdeniz'de? Yani eskisi kadar ısınmıyor diye yorumlamak mümkün. Çünkü işte çok çatışma karmaşık... beklentiniz yok. Doğu Akdeniz'de. Evet. Şu aşamada yok. Yani Doğu Akdeniz'deki durumda kilit aktör Amerika Birleşik Devletleri. Eğer Amerika Birleşik Devletleri o petrol arama faaliyetleri ne bir şekilde yeşil ışık yakarsa o zaman Rumlar stratejik bir üstünlük kazanmış olacaklar. Şu an tabloya Amerika Birleşik Devletleri girmiyor. Kenarda bekliyor. Dolayısıyla böyle bir, yani Yunanistan'ın Türkiye ile çatışmaya girecek mecali yok. Yani o anlamda, yani Yunanistan söz konusu olduğunda Türkiye deniz gücü bakımından daha üstün. Bu arada belki bir önce tartıştığımız konuyla bağlantılı, Türk Deniz Kuvvetleri de 9. üssünü Sürmene'de, Trabzon'da kuruyor, Karadeniz'de. Bu yeni bir gelişme. Yani ben de sizden öğrendim bunu. Yani ben de ya bu sabah okudum ya dün akşam okudum. Yani böyle ne bir anlama geliyor? Yani şeyi varlık gösterme bakımından önemli. Bir tersaneye yakın bir yere kuruyorlar. Dolayısıyla Karadeniz'de daha uzun süreyle gemi bulundurma imkanı demek. Yani oradan ikmal edebilmek. Bir de şimdi artık Rusya'ya bırakılmış, üstünlüğü Rusya'ya bırakılmış bir denizde biraz kendinizi göstermek için böyle hamleler yapmanız gerekiyor. Bu boyutu da var. Yoksa hani Türkiye'nin Karadeniz'de yeterince limanı var ama işte o şey Sürmene artık iyice doğusunda bir yerde oluyor Türkiye'nin. Bir de tabii Kuzey Kıbrıs'ta deniz üssü kurulacağı yine şeyi haberleri var. İskele'de, yani Magosa ile Karpaz yarımı, Karpaz burnu arasında bir yerde. Şimdi o asıl şey tabii, yani hem Kıbrıs sorunu, hem Türkiye'nin Kıbrıs politikası, hem de Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından dikkate alınması gereken bir gelişme. O da herhalde zaten Kıbrıs sorununun çözümüne de pek katkı. Sanıyorum çözüm beklentilerinin artık pek yüksek olmadığı bir evreye girdik. Dolayısıyla hesaplar, stratejiler çözümsüzlük sonrasına göre yapılıyor. Yani atılan adımlarda çözümsüzlük bir veri olarak kabul ediliyor gibi geliyor bana. Bu hani kişilerin işte Macron, Merkel, Putin, ne bileyim Trump böyle konuşuyor. Erdoğan Türkiye deyince dediniz. Koskoca Britanya, yani bütün bu konuştuğumuz Orta Doğu, Britanya deyince böyle bir hani Theresa May, hani böyle bir Britanya yok değil mi? Yani yok. Bu Brexit meselesi Britanya'yı sanki felç etti. Başka bir şey konuşulmuyor. Yani bana da geçenlerde orada bulunan hatta bir Fransız
bir vesileyle görüştüğüm eski büyükelçi böyle dedi. Yani Londra'ya bugün gittiğinde dedi, sen yabancı olma önemli değil. Bütün konuşulan konu Brexit. Herkes birbiriyle kavga ediyor. Bütün toplantılar, yemekler de kavgadan sonra dağılıyor dedi. Yani böyle bir hava var. Sanki kafasını kaldıramıyor Britanya. Bir de bu oylama yapıldı. Siz onu olumlu yorumladınız gerçi. Yani kendini kurtardı May diye ama yani, evet. Meselenin çözümüne bir katkısı olmadı. Olmadı çünkü meseleyi... Bir de Avrupa Birliği mahkeme oradan bir karar çıktı. Tek taraflı evet, geri alabilir. Şimdi yani Avrupa Birliği İngiltere bu işten yani Brexit'ten cayarsa diye... Kendisine bütün imkanları sunuyor. Evet. Yani bu işten vazgeçersen gel kapımız açık diye. Aslına bakarsanız yani İngiltere'de... Burnunu da biraz sürttürüp... Evet ama üye olduğu sürece de çekirdek siyaset alanlarında hep istisnalar almış bir ülke. Yani işte Schengen bölgesini düşünün, düşünün, Eurozone'u düşünün. Evet. Yani hani bütün bunlardan istisnalar almış. Yine de beğenmeyip çıkmış. Ödediği vergilerin bir kısmının iade edilmesini zamanında Margaret Thatcher zamanında sağlamış. Yani bir sürü istisna almış. İstisnai bir üye aslında. Hani bir Türk istisnacılığından söz edilirdi Avrupa'da. Bir de İngiliz istisnacılığı var. Bütün bunlara rağmen İngiltere işte ve belli siyasetçiler İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması gerektiğini savunuyorlar. Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yapma hedefi gibi yani AB'siz bir İngiltere'nin daha büyük, daha zengin ve daha önemli olacağını düşünüyorlar. Varsayıldı ama işler öyle olmadı şimdi galiba. Şimdi siz felç ifadesine çok doğru bana paralize oldu. Abartmış olabilirim şimdi yani o biraz da böyle gıpta ile seyrettiğimiz İngiliz diplomasi hani gıpta ettiğimiz İngiliz diplomasi incelikleri hiçbirisi yok. Hani bırakın lideri bir, yok yani. Hiç yani bir diplomatik herhangi bir şey nedir şaşırtıcı etkileyici herhangi bir hamle gelmiyor. Tam tersine giderek girdaba kapılmış bir siyasi sistemi görüyoruz. Niye yani Brexit sonrası ne yapılacağı konusunda tatmin edici yanıt veren bir siyasetçi yok. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl %5 milli geliri azalacak bekleniyor İngiltere'nin. Yani buna yönelik şirketler bir takım önlemler alıyorlar ama yani anlaşmasız yani, bir Brexit yani serbest düşüş bir AB'den çıkışın sonuçlarıyla nasıl baş edileceğine dair henüz bir kafa yorma bir egzersiz Peki, gözükmüyor. Teşekkür ederim. Süremiz doldu. Belki çarpıcı olsun diye şunu söyleyebiliriz. Hani 2010'ların sonuna gelirken İngilizler artık bir ada olmadıklarının farkına vardı. Yani hep ada olmaktan bugüne kadar gurur duyan bir, onun üzerine bütün ulusal kimliğini inşa etmiş bir Britanya artık ada olmadığını idrak etti yeni dünyada diye söylenebilir belki. Belki de evet. Evet çok teşekkür ederim. Bugün Profesör Doktor Serhat Güvenç ile dinlediğiniz üzere Suriye konusunu derinlemesine konuştuk. Olası beklenen artık tarihi harekatı. Diğer Orta Doğu konularını da Suudi Arabistan, Körfez, Doğu Akdeniz, Irak bunları da ele aldık. Sarı yelekleri de konuştuk. Sanıyorum aşağı yukarı gündemimizi böylece ufuk turumuzu tamamlamış olduk. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz.